Efendim mutlu akşamlar. Günlüğüne çıkan ayrıntılarını kanal içi ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 4 yılda 4 dörtlük eserler, yerel yönetimler şöleni ve toplu iş sözleşmesi programı Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesi 4 yılda 4 dörtlük eserler, yerel yönetimler şöleni ve toplu iş sözleşmesi programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehter takımının gösterileriyle devam etti. Programda gelen misafirlere Afyonkarahisar Belediyesi'nin görev süresince yapmış olduğu hizmetlerin tanıtım videosu izletildi. Trafikte yaya güvenliği için şehrimizin muhtelif yerlerine üst geçitler yaptık. Modern ve donanımlı üst geçitlerimiz şehrimize çok yakıştı. Programa Afyonkarahisar İl ve İlçe Protokolü ile vatandaşlar katılım sağladı. Salon doldu taştı. Açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız Afyon'a geldiğinde 1299. günümüzdü. 1299 günlük icraatımız 1.8 milyarlık yatırımla hesapladı. İşçilerimizin, mesai arkadaşlarımızın her daim yanlarında oldu. Onların dertlerini kendi derdimiz, onların sıkıntılarını kendi sıkıntımız bildik. Şu anda anlaşması imzalayacağımız emekçi kardeşlerimizin en düşük alacakları maaş 11 bin lira. Bunu yeterli bulmadık. Seyyanın 11 bin liraya 150 lira da benden ilave yapıyorum Sayın Başkanım. Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de şunları söyledi. Hak işin ve hizmeti sendikasının olduğu yerde kavga olmaz. Memur senimizin olduğu yerde kavga olmaz. Bizim olduğumuz yerde birlik, beraberlik, kardeşlik vardır. Bizim toplu iş sözleşmelerimiz her zaman masa başında biter. Anlaşarak, uzlaşarak biter. Ardından kürsüye çıkan Ben Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise şunları aktardı. Ve bugün sosyal denge sözleşmesini imzalayacağımız Afyonkarahisar Belediyesi 260 memurumuz adına imzalayacağımız sosyal denge sözleşmesinden ve biraz önce izlediğimiz Afyonkarahisar'da yapılan hizmetlerden dolayı Mehmet Zeymek Başkanımıza hasreten teşekkür ederim. Kürsü konuşmaları imza töreniyle taçlandırıldı ve toplu iş sözleşme anlaşması yapıldı. Programda AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Ulçay, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu konuştu. Ve çok şükür şu anda İlk olarak kürsüye çıkan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Ulçay şöyle konuştu. Gerçekten rakamları duyduğumuzda kulaklarımıza inanamadık. Sayın Belediye Başkanımıza ve sendika temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah bu 2023 yılında Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine güç kuvvet versin ve inşallah hedeflerinde olan, planlarında olan yatırımları da yapmayı nasip eylesin. Kürsüye çıkan Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytaksa şunları aktardı. Geldiği günden bugüne kadar Afyonkarahisar'ımıza çok yönlü vizyonlar, çok yeni vizyonlar sağladılar. Mevcutları takip ettiler ve devam ettirdiler, üzerine de eklediler. İşte geçen yıl 100. yılda 100 etkinlikle başlamıştı ama 140'dan daha fazla bir etkinlik yaşandı. Türkiye'nin en modern ya da en entel dediğimiz illerde gerçekleşmeyen uluslararası festivaller Afyonkarahisar'ımız yapılıyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum ve kendisine bu çalışmalarda her zaman yanında olan kıymetli muhterem hanımefendimize ayrıca teşekkür ediyorum.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da şunları söyledi. Bizim anlayışımızda şu var. İşçinin hakkını teri kurmadan vereceksin. Hakkını teslim edeceksin. Dolayısıyla bizim anlayışımızda bu var. Ben Sayın Başkanım size teşekkür ediyorum. Başkan olurken dediniz ki 37 tane dev proje yapacağım dediniz. Evet, şu anda 37 projenin daha dönem bitmeden 30'u tamamlandı. Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Bu şölen ve toplu sözleşmesi imza merasimi hayırlara, berekete, güzel hizmetlere vesile olsun. Efendim, şölende Mehmet Özhaseki kürsüde bir konuşma yaptı. Ardından programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon bağlantısıyla katılarak tarafları tebrik etti. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'yi kürsüye davet ediyorum. Kürsüde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki şunları aktardı. Önemli olan bir şehri ihya etmektir, imar etmektir. Aynı zamanda bunun kadar önemli olan bir şey de orada yaşayan insanların gönlünü alıp, duasını alıp sonra da onlara hizmet etmektir. Bugün burada ikisini de görüyoruz. Değerli belediye başkanımız hizmetlerini anlattılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah nice hizmet ömrü versin diye de dua ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ama bir şey daha var. Cümleler arasından sıkıştırarak söyledi. Biz bunları öz sermayemizle yaptık. Hem de borçlanmadan yaptık dedi. Tebrik ediyorum kendisini, teşekkür ediyorum. Bir taraftan da elbette ki tek başına yapacak hali yok. Bu işi sizlerle yaptı. Biraz önce verilen buradaki toplu sözleşme neticesindeki hakları söylediği zaman işçi kardeşlerimin, memur arkadaşlarımın memnuniyetlerini de burada görmekten dolayı gerçekten ben de bahtiyar oldum. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon bağlantısıyla programa katılarak tarafları tebrik etti. Sevgili işçi ve memur kardeşlerim, sizleri böyle mutluluk dolu bir imza töreninden sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Tüm ailelerimize inşallah mutluluk bereket vesilesi olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Bu mutluluk neticelerine ile beraber burada neticelendirmiş olmanızdan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Ve tüm işçi kardeşlerime, memur kardeşlerime, özellikle sendika yöneticileriyle birlikte geleceğe yönelik emin adımlarla yürümenizi Rabbimden diliyorum. Önümüzde malum inşallah bir seçim var. Bu seçimin arasında böyle bir imza törenini gerçekleştirmiş olmanızdan da çok çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 4 yılda 4 dörtlük eserler, yerel yönetimler şöleni ve toplu iş sözleşmesi programı ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan konseriyle taçlandırıldı. Maaş müjdesinin kutlanacağı şölende ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan personellerle buluştu. Misafirlerin eğlendiği konserde İzzet Yıldızhan birbirinden değerli şarkıları seslendirdi. Oh,
sanatçı İzzet Yıldızhan konser sonunda Kanal 3 mikrofonlarına özel konuştu. Çok güzel geçti gerçekten. Teşekkür ediyorum bütün Afyonlara buradan, hemşehrilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Burada ilgi, alakayla ilgili, bizi karşılamalarla ilgili, bize kucaklarını açmalarla ilgili hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu benim hayatım. Yani benim hayatımda en çok sevdiğim mesleğim benim. Her ne kadar bir iş adamı da kimliğim ayrıdır ama belki siz bilmeyebilirsiniz ama fakat bununla besleniyorum ben. Bana olan o alkışlarla besleniyorum. İşte bakın şimdi şuradaki insanlarla besleniyorum. Yani onların sevgisiyle besleniyorum. Onun için ben her zaman işime ibadet gibi baktığım için çıktığım günle bugün aynıdır sesim. Yani onu korumak zorundayım. Çünkü size olan saygım, bizi sevenlere olan saygımız her zaman hep aynı yaşta kalmalı. Genç kalmalı. Onun için teşekkür ediyorum ben herkese. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, merkeze bağlı Sülüm beldesindeki Balı Mubahat Açıkgözoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne ve kitap dağıtım törenine katıldı. Merhaba, merhaba hepinize. Heyecanlı mıyız tatil olacağı için? Yaşasın, değil mi? Hoş bulduk. Afyonkarahisar'da okullarda karne heyecanı başladı. Birlikte şu olacağı şu tarafları. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, karne ve kitap dağıtım törenine katıldı. Vali Yiğitbaşı ile İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, öğrencileri tebrik ederek kendi elleriyle çocuklara karne ve kitaplarını dağıttı. Hasancan Emkin, neredesin? Takdir almışsın tebrik ederim. Gel öyle alıp kaçmak yok. Kentteki çocuklara karnelerinin yanında hikaye kitapları da verdiklerini anlatan Yiğitbaşı şöyle konuştu. Çok güzel bir tören oldu bugün. Bugün Sülün'deyiz. Sülün'de iki okulumuzda beş beşe böyle hem karne dağıtımı gerçekleştirdik. Hem çocuklarımıza afyonumuzla ilgili yazdırmış olduğumuz hikaye kitaplarımızı dağıttık. Kendi şehirlerini tanımaları, aynı zamanda okuma tabii, alışkanlığı kazanmaları için sömestr tatili boyunca okuyabilecekleri kitaplarımızı dağıttık. Aynı zamanda tabii Milli Eğitim Bakanlığımızda bizim yaş gruplarımızın dışındaki çocuklarımız için de yani birinci sınıftan son sınıfa değil, son sınıfa kadar yine öğrencilerimizi kitapsız bırakmamak için hem kütüphaneler kanalıyla hem de bizzat okul yöneticilerimizin çocuklarımız için kitap temini aracılığıyla hem karne dağıtımı hem kitap dağıtımı gerçekleştirmiş olduk. Bizim tabii Afyonkarahisar'ımızda 10 bine yakın öğretmenimiz, 140 bin kadar da öğrencimiz var. Hepsinin inşallah güzel bir tatil dönemi geçirmelerini, iyi bir dinlenme sürecine girmelerini ama bir yandan dinlenirken de ekranlarla değil daha fazla okumayla haşır neşir olarak hem kendi şehirlerini tanımalarını hem de okuma sürecinde aileleriyle de birlikte bu sürece okuma zevkini tatmalarını istiyoruz. Efendim AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda belediye başkanlarına hitap eden Uçar, belediye başkanlarının milletin gönlüne girmedeki başarısının 2023'teki seçimlerin sonuçlarını etkileyeceğini kaydetti. Ama sizlerin hem seçim sürecinde öneriler olacaksa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'la birlikte belediye başkanlarıyla buluştu. Toplantıda belediye başkanlarına hitap eden Uçar, belediye başkanlarının milletin gönlüne girmedeki başarısının 2023'teki seçimlerin sonuçlarını etkileyeceğini kaydetti. Toplantıya İl Başkan Yardımcısı Tahsin Aydın ve İl Yönetim Kurulu üyesi Melih Hak katıldı. Evet ama şimdi herkes birbirini işgüleyemiyor. Burada bir konuşma yapan Uçar, 21 yıl önce AK Parti'ye iktidar kapısını açan, 21 yılda iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarılarınızdır. AK Parti olarak mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini de artırdık diye konuştu. Uçar, biz AK Parti'nin neferleri olarak her kademede istişareye önem veren bir kadro olarak bundan sonra da daha sık bir şekilde bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Aziz milletimizin hayatına dokunan hizmetlerin büyük bir kısmını halen AK Parti belediyeler yürütüyor. Bu yönüyle her biriniz şunu asla unutmamalısınız. Sizler büyük bir mekanizmanın en kritik parçasısınız dedi. Dediğim gibi hem öneri seçim atmosferinde önerileriniz
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Ulçay da konuşmasında AK Parti son 21 yılda aziz milletimizin beklentilerini yükseltmiş. 2002'de de aldığımız mevcut yatırım durumunu 3'e 4'e katladık. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece su, emlak, kaldırım ve altyapı gibi rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine saygı duyulmasını da bekliyor ve istiyor. Aziz milletimiz bir kuruma telefon açtığında orada kendine bir muhatap bulmayı, cevap almayı, sorununun çözülmesini, en kısa sürede çözülmezse bile en azından ilgilenilmesini bekliyor. Gönül belediyeciliği derken biz milletimize Cumhurbaşkanımız nezdinde böyle bir anlayışı ifade ediyoruz. Kıymet veren, sorunlarına samimiyetle yaklaşan, çözemeseniz bile ilgilendiğini görmek isteyen bir vatandaşımız var karşımızda. Şunu unutmayın, gönülden yapılan işler her daim bereketlenir ifadelerini kullandı. Efendim bugün ilk orta ve lise öğrencileri eğitim ve öğretime ara vererek sömestr tatiline girdi. Karnelerini alan öğrenciler eğitime 15 günlük bir mola verdi. Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde de karne ve tatil sevinci yaşandı. 11D sınıfından Enes Aslan. Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde karne günü heyecanı yaşandı. Karne günü programı için okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler yerini aldı. Kürsüye gelerek bir konuşma yapan okul müdürü Turgay Bingül, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, iyi tatiller dileklerini iletti. Biliyorum, bir dönem çok çalıştınız, başarıyı hak ettiniz ve dinlenmeyi de hak ettiniz ama son sınıflara dinlenmek olmadığını söylüyorum. 15 tatili çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bu 15 günlük sürede sizler derslerinize daha performansını arttırarak çalıştığınızda Afyon Karahisar'da Süleyman Demirel Fen Lisemizin hangi seviyede olduğunu herkese ispatlayacağız. İnşallah üniversiteye gittiklerinde öğrencilerim Afyon'u temsil edecekler. Süleyman Demirel Fen Lisesi'ni temsil edecekler ve bizleri gururlandıracaklar. Dönem birincilerinden 9. sınıf öğrencisi Talha Kavak, 10. sınıf öğrencisi Tuğçe Kaplan, 11. sınıf öğrencisi Muhammed Bera Tüplek ve 12. sınıf öğrencisi adı Elif Demirel'e okul müdürü Bingöl tarafından karneleri ve hediyeleri verildi. Dönem ikincileri olan 9. sınıf öğrencisi Pelin Eşit, 10. sınıf öğrencisi Meliha Ertürk, 11. sınıf öğrencisi Kerem Bayrampınar, 12. sınıf öğrencilerinden Sefer Can Yıldırım'a da karneleri ve hediyeleri okul müdür yardımcısı Fahri Erkul tarafından verildi. Dönem üçüncüleri 9. sınıf öğrencisi Veli Uygun, 10. sınıf öğrencisi Zeynep Özge Didin, 11. sınıf öğrencisi Enes Aslan, 12. sınıf öğrencisi Yahya Mevlüt Pehlivan'a da hediye ve karnelerini müdür yardımcısı Hakan Tekme verdi. Daha sonra tüm sınıf seviyelerinde yer alan şubelerde onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere tek tek belgeleri verildi. Okulu ve Afyonkarahisar'ı gururlandırarak TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Demir Demiray da ödüllendirildi. Demiray'a da ödülünü okulun eski müdürlerinden Veli Cengiz takdim etti. Daha sonra konuşan Cengiz, anılarını anlattı, Fen Lisesi öğrencilerinin en üst seviyede çaba gösterdiklerini belirtti. Kader çabaya aşıktır. Fen Lisesi öğrencileri de çabası, çalışması en üst düzeyde olan öğrencilerdir. Bu çabanın karşılığı bugün kader size bir aşk mektubu diye karnelerinizi verecek. Karneleriniz sizin çabanızın ödülü, sevginizin karşılığı. Öğretmen güneştir, öğrenciler ay. Eğer öğrenciler, öğretmenler
öğrencilere baktığı zaman ay dolunay olurmuş, dolunay sevgiden. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi tatiller diliyorum. Konuşmaların ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler sınıflarına giderek karnelerini aldı. Karne sevinci yaşayan öğrenciler Kanal 3 mikrofonlarına duygularını aktardı. Dönem güzel geçti, iyiydi. Yani takdir aldım, mutluyum. Bu sene liseye merhaba dedin. Evet, çok zor. Özellikle fizik. Fizik çok zor. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 9. Yeni başladın liseye. Nasıl geçti dönem? İyi geçti. Okulda ikinci oldum ben. Güzel. Yani güzel gidiyor. Karne nasıl peki? Güzel sonuçlar. Beklediğim gibi güzel geldi. Nasıl karneler? İyi geldi. İyi, beklediğimden yüksek. Daha iyi. Yani güzel geldi. Biraz zorlu bir dönem oldu bizim için. 11 biraz zordu. 11. sınıfsınız. Evet. Nasıl geçti dönem? Dönem yani 10 daha kolay olduğu için 11 daha zor geldi. Alışma süreci falan biraz zor geçti yani. Ama güzel yine de. Evet. Senin için nasıl geçti? Benim de aynı şekilde. Biraz zorlasa da güzelce atlattık bu dönemi. Yani zordu ama olabildiğince iyi. Kaçıncı sınıf? 10. sınıf. 10. sınıf 11'e göre kolay dedi arkadaşlar. Evet, olabilir. Biraz zordu ama yani olabildiğince yapabildiğim kadarını yaptım. Ortaokuldan zordu. Ben daha yeni geldim. 9'um. İşler, karneler nasıl? Karnelerimiz gayet iyi. Gayet iyi. Alt dönemlerimiz bizim izimizden gitmeye devam etsinler. İnşallah hepimiz çok güzel yerlere geleceğiz. Afyonumuzu ve okulumuzu gururlandıracağız. Kaçıncı sınıfsınız? 12. Senin hedeflerin neler? Ben hedefim ilk 20 bine girip güzel bir diş hekimi olmak istiyorum. Karne nasıl? Güzel. Gayet geçti güzel. Geçti dönem? Dönem güzel geçti. Çalıştık. Kaçıncı sınıftın? 10. 11'ler 10. sınıf daha kolay diye belirtiyor. 11 daha evet, zormuş. 11, hazır mısın? 10 kolay. 11'e hazırız. Tatilde ne yapacaksın? Bir plan var mı? Tatilde dinleneceğim. Tatilde dinlenmeyi düşünüyorum çünkü gerçekten çok yoruldum. Sınavlar da çok zordu. Dinleneceğim bol bol. Biraz derslere bakmayı düşünüyorum ama çoğunlukla dinleneceğim. Afyon'da olduğumuza göre termale gideriz diye düşünüyoruz. Yani biraz daha dinlenmek ve hani eksiğim olan konuları tamamlamayı düşünüyorum. Çalışacağım. Ankara'ya gideceğim işte. Teyzelerimi, akrabalarımı göreceğim. Tatilde biraz birkaç gün boyunca kafa dinleyeceğiz. Ondan sonra da ders çalışmaya kaldığımız yerden devam ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, sıkıntı ve sorunları meclise taşımaya devam ediyor. Milletvekili Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada EYT'lilerin sorunlarını ele aldı. Milyonlar EYT yasasını beklerken ilk maaşların Mart ayında yatacağı belirtiliyor. Ancak maaş hesaplaması yapılırken maalesef ekranda birçok EYT'li düşük miktarlarda maaş alacağını görüyor. Mesela Afyon Karahisar'dan EYT'li bir hemşerim, 7845 gün primim ve 33 yılım var. 5080 lira maaş gözüküyor. Ben AK Parti üyesiyim. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Lütfen mecliste söyleyin diyerek ekran görüntüsünü bana gönderdi. Lütfen bu adaletsizliğe yasa gelmeden bir an önce son verelim. Öte yandan 99 öncesi staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı sayılmaması ve emekliliğe dahil edilmemesi de ayrı bir mağduriyet yaratıyor. Staj ve çıraklık bir çalışmadır, hizmettir. Emekliliğe dahil edilmesi ve stajın sigorta başlangıcı sayılması gerekiyor. Yasa çıkmadan evvel bu mağduriyette bir an önce çözümlenmeli. Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimli genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Mahmut Emin Birliktir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda divan başkanlığını Esnaf Kefalet Kooperatif Bölge Müdürlüğü Başkanı Mehmet Baybağ'ın yaptı. Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı oy pusulasında yönetim kurulu asil üyeleri Mahmut Emin Birliktir, Mustafa Çelik, İbrahim Yörük, Mustafa Yılmaz Arslan ve Hüseyin Karnı Büyük'ten oluştu. Denetim kurulu asil üyeler Suat Uygur ve Furkan Çelikalay oldu. Üst kuruluş temsilciliklerine ise asil üyeler Mahmut Emin Birliktir, Cengiz Üstün, Mustafa Çelik, İbrahim Yörük ve Mustafa Yılmaz Arslan seçildi.
Kurulda ilk olarak esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi başkanı Mahmut Emin Birliktir bir konuşma gerçekleştirdi. Kredi faiz oranlarımız %9,5'dan 7,5'a düştü, ondan bahsetmemiş. Kredi limitlerimiz 350'den 500 liraya çıktı. Yatırım kredileri, araç ve yatırım kredileri 1 milyondan 1,5 milyon liraya çıktı. Dolayısıyla bir de son dönemlerde alışmaya çalışıyoruz değerli müdürüm birlikte hem Halk Bankası hem de esnaf olarak. Dijital şubeye geçildi. Burada çok da müracaatımız var. Sırada çok esnaf ve sanatkarımız var. Dolayısıyla size biz bankaya teklifden sonra bankadan size mesaj gelecek. Bazı esnaflarımız derken çoğu esnafın mesajlarını silivermiş, silmesin. Halk Bankası size mesaj gönderiyor. O mesaja cevaplar vereceksiniz. Orada şuna cevap verir diyeceksiniz. Artık yani bu şekilde yürüyecek şeyler, kredi işlemleri. Krediler verilmeye başlandı. Biz tamamını girdik. Alparslan Bey hepsini girmiş bizim arkadaşlar. Dolayısıyla top sizde değerli müdürüm. 2 aydır, 3 aydır da esnaflarımız bekliyor. Ben burada başta Bölge Birliği Başkanımıza, Halk Bankası Genel Müdürümüze, şahsımıza, hükümetimize ve Genel Başkanımızın söylediği gibi 100 milyardan 150 milyar daha ek plasman 10 Ocak'ta göndermesinden dolayı sıkıntı çekiyorduk. Son 3 ayda bu bahsettiğim değerli şahsiyetlerin tamamına teşekkür ediyorum. 3 ayda yaklaşık 140 milyon lira para geldi. Şu anda paramız da var Sayın Müdürüm. Yetmeyecek. Sırada 150 milyon bekleyen var. Kasada 50-60 milyon var ama ay başı geliyor. İnşallah bir 40-50 daha kurtarabilirsek bu esnafın 2 aydır 3 aydır beklediği paraları bir an evvel dağıtalım diye düşünüyorum. Daha sonra faaliyet raporu okunarak oylandı. Ardından genel kurulun 2 yılda bir yapılması da oylanarak onaylandı. Banka müdürümüz, biz işimiz sizinle. Varsa bir şey, şikayet varsa, sorun varsa, mesele varsa. Seçimde mevcut başkan Mahmut Emin Birliktir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Birliktir, Kanalça yaptığı açıklamada bize 4 yıl daha görev verdiler. Allah mahcup etmesin dedi. Ben öncelikle genel kurulumuza katılan başta protokol oda başkanlarımız olmak üzere esnaf ve sanatkarımıza teşekkür ediyorum. Bize 4 yıl daha görev verdiler. Allah mahcup etmesin. Yeni yönetimimiz zaten eski arkadaşlarımız. Denetimde değişikliğimiz oldu. Mecburen lise mezunu yasa olarak değişti. Ben kongrede söylediğim gibi Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Cumhuriyet tarihinde gelmiş olan 160 milyar liranın üstüne sadece 2 seferde 150 milyar lira esnafa dağıtılması için plasman ayrıldı. Şu anda paramız var. Müracaat yapılabilir. Yeni dijital sisteme geciktiği için biraz gecikiyor krediler, kredilerin dağıtılması. Onda sağ olsun banka müdürümüz bir personel daha aktaracağını söyledi. Ben sizlere de başta basın mensuplarına, ortaklarımıza ve hükümetimize de teşekkür ediyorum. Saadet Partisi Afyonkarahisar Kadın Kolları kahvaltı programında basınla bir araya geldi. İl Başkanlığı'nda yapılan programda partinin tanıtım ve medya başkanı Saniye Hazer, basının özgür olması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşımıza temiz içerikler sunmasını garanti altına almak istiyoruz. Saadet Partisi Afyonkarahisar Kadın Kolları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlama maksadıyla kahvaltı programı düzenledi. Kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur. Devlet baskısı ve korkusuyla yaşayan bir basın, partinin medya ve tanıtım başkanı Saniye Hazer yaptığı konuşmada basının özgür olması gerektiğini ifade etti. Bilindiği üzere devlet yönetiminde yasama, yürütme ve yargı ile birlikte bugün medyada 4. güç konumundadır. Bu kuvvetler devlete ve millete ve bireye hizmet etmek için vardır. Bunlar bir kişiyi aklamak, bir gruba hizmet etmek ya da hükümeti destekleyen haberi yapmak anlamı taşımamaktadır. Devlet yaşamında insanların düşüncelerini serbestçe açıklayabilmeleri, sayesinde gerçeklerin ortaya çıkabileceği bu yolla yanlışlıkların, yolsuzlukların, hukuk dışılıkların, çelişkilerin su yüzüne çıkacağı ve bunda kamu yararı bulunması gerçeği, demokratik hukuk devletlerinde bu özgürlüğün kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur. Devlet baskısı ve korkusuyla yaşayan bir basın, kamunun avukatlığı görevini yerine getiremez. Toplumsal yararları sağlayamaz. Bu nedenle basın özgürlüğü, basına tanınmış bir ayrıcalık değil, kişilik hakları gibi korunan bir haktır.
Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan medyası ne kadar etkin ve yaygın olursa ve sesi ne kadar güçlü çıkarsa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır. Bununla birlikte milletimizin talep ve beklentileri de o derece hükümete ve devlete yansıyacaktır. Dolayısıyla medya ve özellikle gazeteciler, sizler sessiz çoğunluğun sesi olmaya devam ettikçe demokrasimiz güçlenmeye devam edecektir. Her şeye rağmen basın görevini yerine getirmeye çalışan gazetelerimize, televizyonlarımıza ve gazetecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı ile zor şartlarda fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarımıza başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyor. İşsiz kalan ve tutuklu gazetecilerin olmadığı bir Türkiye temennisiyle toplumun doğru bilgilendirme görevini yürüten gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü bu vesileyle kutluyoruz. Afyonkarahisar'ın Nisçihisar ilçesinde Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz projesi kapsamında Şef Batuhan Ataç yönetiminde oluşan koro vatandaşlara Türk müziği konseri verdi. Afyonkarahisar'ın İsçihisar ilçesi Kara Mehmet Ali Ana İlkokulu konferans salonunda İsçihisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan Türk Müziği kursuna katılan Şef Batuhan Ataç yönetiminde kadın ve erkeklerden oluşan koro vatandaşlara Türk Müziği konseri verdi. İsçihisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Aşkın, konser öncesi açılış konuşmasında herkesi selamladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkıları projesi kapsamında kurumumuz oluşturulan Türk Sanat Müziği Koromuzun konserine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İsçihisarlı vatandaşların ağırlıklı olduğu 21 kişilik koronun bir ilk olması ve Türk müziğinin unutulmaz 14 parçasının seslendirildiği program seyircilerden büyük beğeni aldı. İsçihisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Aşkın, koro şefi Batuhan Ataç'a emeklerinden dolayı çiçek takdim etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur'u ziyaret etti. TBB Başkanı Erinç Sakan, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur'u ziyaret etti. Baroda bir süre Unkur'la görüşen Sakan, ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda baromuz tarafından CMK ücretlerinin bu mesleğin onuruna ve hatta insan onuruna yaraşır düzeyde olmadığı ve anayasaya aykırı olarak angarya düzeyinde kaldığı gerekçesiyle anayasadan kaynaklanan demokratik hakların kullanımı yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda yapılan bu demokratik hak kullanımı sadece ve sadece avukatlar için yapılmış bir hak kullanımı değildir. Biz avukatlık kanunundan aldığımız görev ve sorumluluk gereğince CMK ücretleri bu mesleğin onuruna yaraşır bir seviyeye gelinceye kadar, kamu hizmeti boyutu sebebiyle vergiden tamamen muaf tutuluncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Oktay Unkur'da 66 baroyla 21 Aralık 2022'de 24 saat süreyle şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar istisna olmak üzere CMK otomatik atama sisteminin kapatılmasına karar verdiklerini hatırlatarak şunları aktardı. Bilindiği üzere baromuzun da içerisinde bulunduğu 66 baro ile birlikte 21 Aralık 2022 günü saat 00 itibariyle 24 saat boyunca şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar istisna olmak üzere CMK otomatik atama sisteminin
kapatılmasına yönetim kurulumuzca oy birliğiyle karar verilmiş ve o tarihte bu karar başkanlığımızca uygulanmıştı. Konya Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma amaçlı inceleme başlatıldığını siz saygıdeğer meslektaşlarım ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik incelemeyi asla kabul etmiyoruz. Efendim, Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki sanık 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve davaya katılma talebi bulunan bazı barolarla Hayvanları Koruma Derneklerinin temsilcileri katıldı. Mahkeme katılma taleplerini reddetti. Sanık avukatları iddianamede belirtilen ilgili küpe numaralı köpeğin olaya dair görüntülerdeki köpek olmadığını, görüntülerdeki köpeğin öldüğüne ilişkin bir delil bulunmadığını savundu. Sanıklar Murat B. ve Sefa Ç.'ye evcil hayvanı kasten öldürme suçundan önce birer yıl hapis cezası verilmesinin ardından mahkeme daha sonra cezayı iyi hal indirimiyle bir yıl üçer aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Verilen karara bir grup attıkları sloganlarla tepki gösterdi. Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Armina Pamuk, gazetecilere davanın ikinci celsesinde kararın verildiğini belirterek şöyle konuştu. Konya Barosu ve diğer tüm barolardan gelen birçok meslektaşımız ve hayvansever vatandaşlarla birlikte katılım sağladık. Duruşmada karar verildi. Her iki sanığa da alt sınırı 6 ay, üst sınırı 4 yıl olan sahipli ve evcil hayvanı öldürme suçundan sözde alt sınırdan uzaklaşılarak neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mevcut infaz yasamıza göre tabiri caizse yaptıkları sanıkların yanına kar kaldı. Verilen cezalar hem caydırıcılık olarak hem de kamu vicdanını rahatlatmak adına yetersizdir. Yine Konya'dan bir haber. Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü Ramazan E. hakkında daha önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, motor kaputu içine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 1460 sikke ve 10 obje ile kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirdi. Sikke ile objelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan E. tutuklandı. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar oluştu. Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, Uşak Belediyesi ile OSB itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın harmanlama bölümünde etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. Kütahya'da evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı. Gaz sıkışması nedeniyle evin tavanı ve dış duvarı çöktü. Olayın adresi Kütahya.
Sultanbağı Mahallesi'nde 74 yaşındaki Fatma Erkan'ın yaşadığı iki katlı ahşap evin zemin katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama, tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöken evde büyük hasara yol açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaşlı kadın 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Erkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte hafta sonu ana haber bülteniyle Merve Çelik sizlerle olacak. Mutlu akşamlar. Avşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sunar. Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların spora teşvik edilmesi için Aski Spor Kulübü ile hayata geçirdiği 300 Çocuk 300 Sporcu projesi yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz verilen eğitimlerle çocuklar güreş, yağlı güreş, jimnastik, tekvando, karate, judo, boks, kickboks, halter, yüzme, badminton, tenis ve masa tenisi branşlarında alınan uzman antrenörler eşliğinde antrenman yapıyor. Aski Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Rıza Kayaalp, Taha Akgül Spor Kompleksi'nde 300 Çocuk 300 Sporcu projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Projeye yoğun katılım olduğunu vurgulayan Çakmar şunları aktardı. Evet, 300 Çocuk'la Çocuk Sporcu projesinde 300 Çocuk'la başlamıştık. Şu an 4800 çocuğumuz var. 9 branşta başlamıştık, şu an 13 branşta çıkardık bunu. Biz burada sadece spor odaklı değil, insan odaklı da düşünüyoruz. Çünkü sporda zaten başarılıyız. Rol model sporcular çıkarttık, efsane sporcular çıkarttık şampiyon olarak. Tabii biz de burada diyoruz ki bunların aralarından yeni modeller oluşturup inşallah yeni Tahalar, yeni Rızalar efsaneleşecek şekilde işte çalıştıralım. Burada hocalarımızla, ekibimizle beraber ileriye götürelim istiyoruz. Güreşte hem erkekler serbest stil hem de Greco-Romen'de Aski Spor Kulübü'nün Türkiye şampiyonu olduğuna dikkat çeken Abdullah Çakmar şunları kaydetti. Güreşte lokomotifiz. Biz bunu bütün spor branşlarında lokomotif olmak istiyoruz. Çünkü işte 1,5 ay önce Yusuf Fehmi Genç 16 yıl aradan sonra Halil Mutlu Sirkme'de dünya şampiyonu olmuş. 16 yıl aradan sonra biz 19 yaşındaki gencimizle bu başarıyı elde ettik. Dünya şampiyonu çıkardık. Boksta da yine aynı şekilde. Bizim mücadelemiz burada sadece güreşte değil, bütün branşlarda yeni Tahalar, yeni Rızalar efsaneleşmiş, rol model olmuş sporcular yetiştirmek. Bunu da ben başaracağımıza inanıyorum. Ordu'da doğuştan bacakları ve sol kolu olmayan 24 yaşındaki Beyza Nur Sezgin, 13 yıldır yaptığı yüzme sporunda milli takıma yükselerek yeni başarılar hedefliyor. ...11 yaşında Ordu Gençlik Spor Kulübü'nde tanıştığı yüzmeyle sosyal hayata katılan Beyza Nur... ...bu alanda kendisini geliştirerek çeşitli şampiyonalara katıldı, madalyalar elde etti. En son 5-7 Aralık 2022'de Konya'da düzenlenen para yüzme bedensel engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya kazanan Beyza Nur, hayalindeki milli takıma girmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Beyza Nur Sezgin, 13 yıldır kariyerini Ordu Gençlik Spor Kulübü'nde sürdürdüğünü söyledi. Yüzmeye başladıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini vurgulayan Beyza Nur şunları aktardı. Yüzme bana kendimi, özgüvenliliğimi, bir şeyleri yapabileceğimi gösteriyor. Bir şeyleri halledebileceğimi, kendi kendime nelere gelebileceğimi gösteriyor. Yani açıkçası çok eski Beyza yok ya şu an. Çok kendine içe kapanık bir insandı. Şu an hani kendime her şeyi yapabilme ve bir şeyle atılma hevesi var bende. Önceden evde oturan Beyza ile sporcu kariyeri sahip olan Beyza'nın arasında dağlar kadar fark var. Ve sporcu Beyza geleceğe hedefi gösteriyorum. Eve kalan Beyza kendine hiçbir şey yapamama gelecek kaygısı vardı. Ama şu an bu halime o kadar mutluyum ki. İnşallah aileme katkı sağlamak, aileme karşı gururlandırmak, yani onlar için her şeyi yapmak. Çünkü onlar benim için her şey. Onlar nasıl desem, onlar benim için çok şey yapıyorsa ben de ona karşılığını verebilmek, bu şekilde gösterebilmek. Kırıkkale'de çocukları spora kazandırmak, özellikle dezavantajlı çocukların tespit edilmesi, bağımlılığa karşı korunması ve kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması amacıyla Spor Olsun projesi hayata geçirildi. Kırıkkale Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan projenin tanıtımı Başpınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, geleceğin büyük Türkiye'sinde daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Geleceğin büyük Türkiye'sinde daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, daha sağlıklı zihinler, daha sağlıklı bedenler yetiştirmek adına ve şunu her zaman söylüyorum. Zamanımız öyle bir zaman ki hangi millet evladına sahip çıkarsa geleceğin dünyasına daha büyük söz sahibi olacak. Programa katılan MKE Ankara Gücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da Türkiye için gençlerin çok önemli olduğuna işaret ederek şunları aktardı. Bizim gelecek neslimiz gerçekten çok değerli, çok önemli ülkemiz için. Benim ricam ailelere özellikle bütün gençlerimizi spora yönlendirelim, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Hem okul eğitimini yaparken aynı zamanda da spora yönlendirip onların hem sağlıklı büyümesine hem de tehlikelerden uzak kalmasına yardımcı olalım. Gerçekten çok pırıl pırıl gençlere ülke olarak sahibiyiz. Ve bunların arasından inşallah ülkeye her branşta hizmet edecek gençlerimiz çıkacağına çok canı gönülden inanıyorum. Yeter ki biz bu gençlerimize inanalım, güvenelim ve o imkanları sunalım. Büyük takımların kamp merkezi haline gelen Adıyaman'daki Gazihan Dede Su Sporları Merkezi, kürek sporcularının beğenisini topluyor. Onlar da mı gitti? Nasıl onlar da gitti? Atatürk Barajı Gölü'nde yer alan tesis, sporcuların durgun su üzerinde yaklaşık 17 kilometrelik antrenman yapacağı kulvarla dikkat çekiyor. Tesis içerisinde ise 25 sporcunun konaklama, barınma ve beslenme gibi ihtiyacının karşılanabildiği imkanlar tanınıyor. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk yaptığı açıklamada Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nin kürek camiası tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Suyun dağların arasında alçakta kalma sebebiyle kesinlikle su bozmuyor ve 6 kilometrelik düz antrenman parkurumuz var. Toplamda 17 kilometrenin üstünde günlük antrenman yapabileceğimiz düz bir alan çıkıyor. Bu bizim antrenman programlarımızda ciddi bir gereksinim. Bunu hani hep bir laf vardır, Türkiye'nin her yeri denizlerle kaplı, işte üç tarafımız deniz falan, ama böyle bir yer bulamıyoruz. Bizde çünkü dalganın etkisi çok büyük ve bu tesis ciddi anlamda kürek için bir cennet. Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'ni uluslararası kamp merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Ertürk şöyle konuştu. Bizim amacımız burayı yurt dışı ve yurt içi bütün kulüplerin kamp merkezi haline getirmek. Buraya dışarıdan ciddi bir spor turizmini çekebilmek ve burada uluslararası müsabakalara sporcuların hazırlanmasını sağlamak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Afşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sundu.